Ve barabeng diyoruz, giriyoruz arkadaşlar. Bugün kaydettiğimiz ikinci video. Moraller yüksek, enerjiler daha da yüksek. Gittikçe videolar arttıkça enerjimiz de yükseliyor. Tabii. Bugün sizlerle beraber 80'lerin sonlarında yayınlanan Akira animasyonunu, animesini konuşacağız. Bu anime dönemine göre fazlasıyla işte gelecek hakkında tahminlerde bulunan ve bu tahminler üzerinden de politik görüşlerini temsil eden, sunan, izleyicisine sunan bir yapım. Dönemine göre de zaten tartışmalı bir şeymiş, filmmiş. Zaten evet. 90'ların başlarında yayınlanan eleştirilerden de az çok bunu kestirebiliyoruz. Bunun beraberinde IMDb puanı yüksek olmasına rağmen böyle filmi yerlere vuran eleştiriler de var. Bu nedenle bu aslında ikilem, bu kutuplaşma beni özellikle bu filmi, bu programa taşımaya itti. Hı hı. O nedenle bugün Akira'yı konuşacağız. Hani olur da şu ana kadar konuştuğumuz tüm filmleri izlemiyorsanız, sadece bu program üzerinden takip ediyorsanız, Akira'yı izleyip bir beyninizi bir yakabilirsiniz. Hakikaten film paletinizi genişletebilecek bir yapım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha fazla da sözü tutmuyorum kendimde. Sizlere yönelteceğim. Akira'yı her şeyden önce nasıl buldunuz? Yani filmin genelinden de ziyade. Konsepti, tasarımı, animasyon stili, her şeyiyle. Yani Akira sizce nasıldı? Buna Murat başlasın bu sefer. Ben mi başlayayım? Tamam. Abi ben girebileceğim sanırım en büyük kısım animasyon stili olabilir o konuda. Evet. Çünkü bu şey de var. Ne kadar bilmiyorum, animeyi ne kadar takip ettiğinizi bilmediğim için minik bilgi vereceğim orada ama. O anime. Bu 90'lar, şimdi mesela 2000'ler sonrası biraz daha şeydir. Teknolojinin de gelişmesiyle daha böyle yumuşak şekillere geçilir. Daha evet. Yumuşak hatta çizilir. 90'lar daha serttir o konuda. Bu tam hani o 90'lar gelişiminden de önce. Zaten çizimlerden falan da anlaşılıyor. Çizimler çok daha aslında hani rahat mı hissettiriyor denir, hızlı mı denir. Hani animasyon akıcı. Akıcı o biraz daha... bütçe ve çizim olayına da oraya zaten gireriz tekrar da. Ya kısaca animasyon stili de çok güzel hani. Ve hitap eden kesimin inanılmaz sevdiği bir stil. Filmin kendisi zaten ileride inanılmaz fazla şeye ilham oldu. İlham olduğu şeylerin haddi hesabı yok. Zaten Mert Okan'ın da bir tık şeyle. Tabii tabii, dokunduğu yerleri de gerçekten esin tabii. Kaynağı olduğu filmleri de yapımları da her hani, ne kadar resmi olarak açıklamasalar da söyleriz. Tabii, tabii. Aynen. Onun dışında zaten bir şey muhabbetine de gireriz ama bu eleştiri muhabbetine de tekrar ilerleyen zamanlarda gireriz ama benim o konuda açısından minik bir fikrim var. Özellikle 90'larda gelen eleştiriler tarafında. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Bu filme 10 üzerinden kaç verirsin? Bak ben daha puanımı vermeden videoyu geçtik. Ben, sen de söyleye dururken ben de düşüneyim. Okey, ben zamanında ilk şey Letterboxd'ı ilk kurduğumda da yani 9'u ben direkt düşünmeden vermiştim. Oo. 10 olmasının tek sebebi, 10 olmamasının tek bir sebebi vardı. O da benim Akira'yı zamanında izleyememiş olmam. Hani onun olmamasının sebebi ki ya şöyle, yani şey dedik ya hani inanılmaz fazla şey ilham oldu dedik ya, hani bir ton şeyde ilk olmasının, hani ilklerden olmasında şöyle bir sıkıntısı var, çoğu şeyi ham yapıyor. Güzel olsa da ham. İlerleyen zamanlarda farklı yapımlarda çok daha gelişmiş versiyonlarını gördüğümüz için hani burada içerikten mi bahsediyorsun, senaryodan mı bahsediyorsun? Genel yapı. Biçimi hani atıyor, de animasyon stili. Tabii biçim, animasyon, tema, temayı işleyiş gibi gibi. Hani her şey dahil olarak konuşulmuş. O yüzden 10 vermedim. Mert istersen ama sen şey yap. Ben de çok böyle aralıksız konuşmayayım. Yani ben şöyle buldum. Ben animesini işte ilk defa buradan izledik ama manga tarafını ile ilk karşılaşmıştım. Mangası da hani tamamını okumadım tabii ama böyle 2000 sayfadan fazla tutan bayağı kalın bir eser bu. Evet. Hani şanını namını böyle bilip bu animeyi izlemek, anime filmini izlemek biraz farklı geldi. Mangayı hiç okudun mu peki? Ona göre soru soracağım ileride. Ya baş kısımlarına bakınmıştım. Göz gezdirmiştim çalıştığım dönemlerde çizgi roman dükkanında. Okay. Ama baş kısımları benzerlik gösteriyordu ama sonrası için bilmiyorum animeyle nasıl bir paralelliği var. Anime özelinde ise biraz ikiye bölünmüş bir yapı hissediyorum. Filmin ilk yarısıyla ikinci yarısı çok bambaşka gibi. İkinci yarısı çok gaza basıyor. İlk yarısı çok frene basıyor. Hani birkaç güzel altyapılar var tabii ki ama çok soru işareti açıkta bırakan, çok tartışmalara neden olabilecek konuları ele almış. Açıkçası anime kültürüm de çok fazla olmadığı için benim. Hani tam olarak nasıl bulduğumu tam bir belirleyemiyorum. Genel olarak ortalama puanın var mıdır? Ya puansal olarak işte ne desem yanlış olur gibi hissediyorum. Daha çok hani sevdim sevmedim diye yorumlasam bu seferlik. Kesinlikle bu arada. Puan verme zorunluluğumuz da yok falan. Mantıklı düşünüyorum. Hani sevmediğim kesinlikle değil.
sevdime yakın bir izlenim bıraktı bende. Hazır ben de o zaman senin bıraktığın yerden devam edeyim. Ben de aslında senin verdiğin cevabın aynısını tekrarlayabilirim. Letterboxd hesabında bu filme bir puan verdim. Ama her ne zaman bir filme puan verecek olsam, tabi bunu her seferinde tekrarlamıyorum ama bu tarz tipik filmlerde, özellikle bu filmde tekrarlamakta fayda var. Bir filmi beğenmekle iyi bulmak arasında fark var. Daha geçen akşam yayın açtık. No Sudden Move isimli filmden aynısını söyledim. Bu filmi tam olarak beğendim mi? Hayır. Ama işlenen konular, politik tabanda işlenen konular, bununla beraber sosyokültürel ve sosyokültürel temelde verilen mesajlar ve son olarak da animasyon stili başta olmak üzere filmin izleyicisine servis ettiği her şey, her etken mükemmel bir şekilde işlenmiş. Bu noktada hani gerçekten neden ona yiğidi öf yiğidi öldür, hakkını yiğidi yeme. Öldür hakkını yeme. Teşekkürler. Takdir edilesi sunulur. Kesinlikle katılıyorum. O nedenle ben de filmi sevdiğimi söyleyebilirim. Spesifik puanımın ne olduğunu merak ediyorsanız, olur da merak ederseniz Letterboxd hesabından bakabilirsiniz diyorum. Ve ufaktan geçiyorum. Ben şimdi doğrudan bir mertebe soru soracağım. Oradan Murat'a da animasyon stilinden üzerinden sektiririz soruyu. Tabii. Mangada hiç gördün mü bu denli vahşet? Çünkü filmde sırf işte birisine ateş ettiğinde merminin vücudundan geçmesiyle dışarı fışkıran kan bir yana, bir yandan da böbrekler yere falan dökülüyor, böyle kalın bağırsaklar fışkırıyor falan. Yani bayağı dönemine göre, özellikle 80'li yılların sonuna göre çok şey, yani ileri derecede vahşet görüyoruz. Hani ben göz gezdirdiğim kısımlar dahilinde böyle bir sayfalardaki kırmızı dolgunluğu hatırlıyorum şimdi, kan olarak hani bahsediyorum. Ama ne kadar bu kadar benzerlik var bilemiyorum açıkçası. Şöyle bir şey söyleyeceğim, hani dediğim gibi ben manga yerini bitirme şansı bulmuş biri değilim ne yazık ki. Ama şey tarafını biliyorum. Özellikle hani animelerde de öyleydi zaten. Hani animelerde günümüz en azından çok böyle ferah, böyle ay ne kadar mutlu falan filan tarzında desek de, özellikle 80'ler 90'lar biraz yumuşak gene, çok 80'ler çok kötüydü. Hani soğuktan donan çocuklar mı dersin, attan düşüp ölen prensler mi dersin? Nerede? Hani sen var. O kadar ve şey daha kötü. Manga bildiğim kadarıyla bazı açılardan film şeyden, hani anime filminden daha da sert. Tabii tabii mümkün ya, bence de. Şeyde hani bu rastgele bir örnek bu arada şeyden. Filmde mesela Tetsuo'nun adamın yanına gidip burada böyle hoş olmayacak şeyler istediği bir kısım var. İllegal. Ha evet 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 evet, aynen. Direkt o kelimeyi kullanabilir miyiz bilmiyorum, emin değilim, şimdi şey yapmayayım da. Mangada madde. O maddeleri şeyin mangada bayağı sert giriyor. Çok fazla gösteriyor detaylı detaylı. Biraz böyle yandan açtım mangayı da, var. Örnek bulursam bak, bildiğim var, kadarıyla var. Çünkü hani Akira'nın şey olarak hani vahşet kullanımı ve hikaye oranında hani eşi diyebileceğimiz Evangelion var bir yandan da, hani mesaj falan olarak, ve o da aynı şekilde vahşet taşır. Hani anime şeydir. Mangaya göre biraz aşağılarda kalır vahşet olarak. O dönemlerde yani günümüzdeki anime kültürünün aksine daha vahşi, hani dizilerden ziyade daha böyle filmle spesifik mesajlar verilmesi amacıyla yola çıkılan yapımlar izlenilmişti herhalde. Öyle yapımlar tabii, tabii. Yapılmış yani. Çünkü o bunun örneklerini şey... de önümüzdeki bölümlerde konuşacağız. Mesela Perfect Blue var, Paprika var, No Ghost in Shell, yok Ghost in Shell var. Bu tarz bir sürü örnek var ve bu örneklerde de aslında bu vahşet bu yapım kadar olmasa da sürdürülüyor aslında. Tabii tabii, o dönem şey yok direkt hani. Abi durun, ne yapıyorsunuz? Bu çok olmadı mı diyen biri yok ortada. Tabii tabii. Naruto, One Piece, işte bak şimdi mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Attack on Titan'da dahi hani şu noktaya falan ulaştığını ben görmedim şahsen. Tabii ki tabii ki. Asla bu kadar abartılmıyor. Bu arada bununla, tabii tabii. Ben küçük bir hata olabilecek bir şeyimi düzelteyim. Demin Emre posteri unutma bu arada. Demin kan hani için şey demiştim ya, böyle kırmızı tonları hatırlıyorum diye. O hani mangada işler öyle işlemiyor ama onu düzeltmiş olayım. Kırmızı tonlar böyle daha siyahtır ya, siyah beyaz da işin özünde manga hani. Evet. Aynen. Hani o siyah karanlık ton olarak kırmızı ton demiştim. O da yanlışım olmasın, öyle baştan bir toparlayayım. Ha, tabii tabii. Onu şey yapalım bu arada arkadaşlar. Manga normal şartlarda siyah beyaz çıkan bir ürün şeyidir. Hani renklendirme şey olur ya, manga volüm haline getirilip büyük olarak pazarlandığında o halde çıkar. Ya da fanlar, işte günümüzde fanlar kendi renklendirir. Ya da işte özel edisyonlar falan filan. Tabii tabii. Ya benim şimdi
Mert'in söylediğine az çok katılacağım. Başlangıçta demişti işte benim anime kültürüm çok geniş değil demişti. Benim için de aynısı geçerli. Ha tabii ki Spirited Away olsun, işte Totoro olsun, bunun gibi spesifik Ghibli yapımlarını izlememe rağmen hani bu kadar geniş bir şeyde, geniş bir perdedeki tüm filmleri izlemiş değilim. Yani %60'ına, %50'sine bile gelmiş değilim. O nedenle bu göz önünde bulundurularak söyleyeyim. Sinematografisini çok sevdim ya. Gerçekten ışıklandırılması, çünkü animasyonda ışıklandırmanın önemi bir ayrıdır. Sonuç olarak tabii. Yani normal bir çekime kıyasla animasyonlarda ışıklandırma, gölgelendirme, birisinden yansıma falan. Hani bunu tekrardan tekrarlamakta fayda var. 88 yılında çıkan bir animasyona göre bu kadar ileri olması, ki final sahnesinde açılan bu gap geniş böyle büsbüyük bir tane hani beyaz bir hüzme oluyor ya, ışık hüzmesi. Hı hı. Bizim güç patlaması diyelim. O, aynen, Tetsuo'nun enerji güç enerji şeyi, halkası, çemberi, artık her ne derseniz. Onun Force. Diğer insanlar üzerinden yansıması da falan yani bayağı güzeldi. Sinematografik açıdan fazlasıyla iyi olduğunu, hani dönemine göre ileri seviyede olduğunu düşünüyorum. Güncelliğini bayağı korumuş yani. O, yani bugün bile açık şey yapabilirsin. Bugün bile zibilyon tane şeyi geçecektir yani. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir olay da var. Günümüzdeki animasyonların çoğu artık animasyon olmaktan ziyade gerçekçi olmaya çalışıyor ya. Hani animasyonluğun özünü yitiriyorlar aslında bir nebze dahi olsa. Ha, şeyle mi kapıştırıyoruz? Biraz daha Pixar'dır, şudur, durdur. Pixar, Disney tarafında da gezinebilirim bu noktada. Animelerden ziyade tabii ki. Ama mesela bu yapıma baktığında bu yapım aslında anime olduğunun da bilincinde. Çünkü her ne kadar tabii gerçekçi, organlar sökülüyor, her şey patlıyor. Adam bir anda beni yalnız bırakın diyor. Adam böyle duvarla bir hale geliyor falan, yapışıyor yani. Tetsuo'nun hapishane denilmez de tesisten kaçma anında hani bayağı vahşi sahneler işliyoruz. Ve bu vahşi sahneler çok gerçekçi görünüyor. Ama yine de çok ekstrem olayların olduğu da oluyor. Mesela işte kolu koptuğunda normal bir insanın kolu kopması gibi olmuyor yani böyle. Çok tabii ya, ekstrem, o da işte o taraf, o yörelerin güzel farklılıkları diyelim. Tabii, en azından tabii benim için. O zaman biçim hakkında eklemek istediğiniz bir şey yoksa upuzun bir politik yolculuğa sizlerle beraber yelken açalım. Benim minik bir şey var bu arada. Animasyonda zaten fark etmişsinizdir. Bu işte aramızda konuştuk, trivia muhabbeti olacak bir tık ama. Evet. Abi iki şey var. Biri renklendirmeyle alakalı. Hem ışıklandırmayı da kapsayan bir şey. Bir de animasyonun akıcılık durumu var. Normal, çünkü o dönemin en azından şeylerin, ya malum bilmeyenler için hani Japonlar anime yaparken bayağı oturup kare kare tek tek çizerler. Tabii. Hani tabii sonradan Disney'den şu burada çok değişti ama Japonya hala koruyor bu geleneği. O dönem hani malum bir sürü insan oturup tek tek çizeceği için bu normalde yüksek bütçeli ve zor bir iş. Ve normal şartlarda kullanılan kare sayısının, çizim sayısının 2-3 katına yakını kullanıyordu. Yaklaşık 166 bin kare falan toplam çiziliyor sahne böyle. Bayağı köle gibi çizdirmişler. Tabii hani. Ya üstüne Mert de bütçesini söylemişti, 10 milyon gibi bir şeydi hani. 10 milyona yakın bir bütçesi varmış ve gayet o döneme göre belki çok ama günümüzde düşündüğümüzde böyle bir iş için az yani. Renk konusunda da toplam 260'a yakın renk kullanmış. O zaman için bir rekor. 50'si sadece o film için. O da tabii ki ışıklandırma, şu bunun da ekstraları tabii ki. Tonlamalar için falan. Onun dışında o kadar. Yani kısaca sinematik masterpiece. Ben de biçimi şöyle kapatayım o zaman. Anime içerisindeki duyduğumuz müzikler tamamen senaryodan bağımsız bir şekilde hiç senaryo okumadan kaydedilmiş. Doğal hani bir kayıt sürecinden geçmiş eserler olmuş. Evet. Garip abi yani, ben bazı sahnelerde şey oldum hani bayağı acapella gibi böyle şeyler duydum böyle vav 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 falan. Aynen aynen aynen. Bu arada seslerinden çok değişik, güzel uyum olmuş yani, onu da belirteyim. Şey muhabbetlerine bahsedelim mi bu arada? Birden fazla dublaj muhabbetine hiç girmedik ama. Ya evet, ona pek fazla değinmedim. Ben filmi İngilizce dublajda izledim. Ama tabii ki hangi İngilizce dublaj bu arada? Buna ne denir ki? Daha laubali. Daha laubali, daha ağır dil kullanılan. Aynen, hele strong language diyorlar ya buna. Daha ağır dil kullanılan versiyonunu izledim. Çünkü biraz garip gelmişti. Başlangıçta sıfır böyle Hollywoodvari bir dublajını izlemeye başladım. Alt yazıda bayağı küfürleşmeler dönüyor. Yukarıda işte yani you dumbass falan diyor maksimum. Sonra sana bir dublaj değiştirince aynen. Çünkü ben burada bir sürü alt yazı var. Onu da belirtmekte fayda var. Yani tabii, İngilizce alt yazıları da aynı değil. O fan double, onlar fan double işte. İşte fan ona fan geçince o çok daha mesela şey oldu. Nedir artık ona? O çok daha güçlü bir dile evrildi ve hani alt yazıyla yine halen %100 uyuşmasa da uyuşma paralellikleri arttı en azından. Okay. O tamamen onun şöyle bir sıkıntısı var işte. Toplam bu arada bu filmde 3 dublaj var. Biri orijinal Japonca olan, biri
Amerikanların getirdiği o orijinalin dublajlandı. Emir'in dediği biraz daha böyle Hollywood şey. Malum çocukları düşünüyorlar ya o dönem. Evet, aslında. Aynen. O yüzden şey yok işte bitch falan filan yok. Bir de 2001'de şey ilk böyle revizyonda bir dublaj daha yapılıyor. Çünkü orijinalini kullanma ya şeyleri büyük yok. Büyük bir ihtimalle benimki o. Çünkü bak mesela K karakteri şeyden kaçıyor. Kanada'dan kaçıyor. Ve hı-hı, Kanada işte where are you going diyor. Ama diğer dublaja geçtiğinde at least you can give me your number bitch falan diyor yani. Baya biraz daha zorlasa Aaron Paul'un bitch'i çıkacak yani ağzından. Ya, o noktada o gerçekten şey doğru dublajı izlediğinizden haberdar olun ki insanlar gaza gelip Japonca bizimle beraber izledim, eş zamanlı izlediyse ve Amerikan dublajını izledikten sonra bu videoyu izledilerse baya brah moment olacak ama olsun Japonca yani. Japonca iyidir. Yani Japoncadan kaçmayın arkadaşlar. Japonca iyidir. O zaman ufaktan biçime kayalım. Zaten baya vakit kayalım harcadık biçimle alakalı. Aynen öyle. Hadi kayalım. Hadi bakalım. Şimdi ben herhangi bir konuşma konusu açmadan öncesinde izninizle minik bir sinopsis sermek istiyorum, sunmak istiyorum. Tabii ki olur. Şimdi bu film anladığım kadarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan esinlenerek oluşturulmuş bir dünyada geçmekte. Özellikle Japonya'nın Nagasaki ve Hiroşima'dan aldığı darbeler, aldığı büyük şeyler sonucu, hücum sonucu, yıkımı sonucu çok daha hani küllerinden doğma aşamasında olduğu bir zaman dilimini izliyoruz. Ama filmin geçtiği zaman tıpkı işte Back to the Future'ın, Geleceğe Dönüş'ün ileriki zaman diliminde bulunduğu tahminde olduğu gibi 2019 yılında geçmekte. Yani bu film 1988 yılında 2019 yılının vizyonuna göre çekilmiş bir film. Yani, ne kadar gelecek olsa da günümüz... Yes. 88'de 2019'u düşünmüşler yani bir nevi. Devlet özellikle 2. Dünya Savaşı bir yana ki ben burada hani %100 belirtilmese de ki bazı zaman Akira üzerinden bunun mesajları da veriliyor. Sanki o dünya içerisinde bir tane daha dünya savaşı yaşanmış ve bu devlete ilk 2. Dünya Savaşı'na kıyasla daha da büyük darbe vermiş. Devlet bu nedenle ekonomik ve eğitim açısından çok büyük bir yıkıma uğramış, çöküşe uğramış. Bununla beraber parlamentoda bu ekonomik krizin büyük etkileri görüldüğünden ötürü orduyla da yollarını ayırmış. Çok bu, bölünmüş bir yapı. Tabii tabii. Film içerisinde bu bölünmüş yapının her devletin yönetim biçimine ne kadar zarar verdiğini ve halkın da devletle beraber nasıl yozlaştığını, ne kadar yozlaştığını çok fazlasıyla deneyimliyoruz zaten. Film bunun üzerine kurulu. Evet, evet. Filmde şey var bir noktada bu arada. 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Yani bir ondan nebze yani dahi görüyoruz bu işte motosiklet çeteleri aslında öğrenciler ancak okullarında böyle amfilere oturuyorlar falan böyle şey yapıyorlar, yayılıyorlar, öğretmene küfrediyorlar, dersi dinlemekle gram alakaları yok. Öbür taraftan devlet halktan daha fazla vergi istiyor, vergi reformu üzerine vergi reformu düzenliyor, halk protesto ediyor. Devlet diyor ki kapitalist düzene karşı gelmeyin, serbest piyasa ekonomisini öne süreceğiz diyor. Halk diyor ki siz sosyalizmi savunuyorsunuz ama diyor. Hani bu noktada bu devletin işleme biçimi ve içinde bulunan dünyanın çok çok daha böyle apokaliptik bir noktaya evrilmesi bana biraz Mad Max'i hatırlattı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu dünyayı tam olarak benimseyebildiniz mi, anlayabildiniz mi? Düşünceleriniz nelerdir? Buyurun. Ben kısaca şöyle bir yorum atayım. Bu dünyayı severim. Bu tarz cyberpunk geleceklerini. O yüzden bu dünyayı da sevmem çok böyle zor olmadı. İçine girdim ve evet güzel olmuş. Bakalım daha neler çıkacak diye merak ettirdi. Dediğin gibi politik ve toplumun o bölünmüş yapısını görmek çok güzel destekleyici öğelerdi. Üstüne hikayenin de tam o iç noktada şey dedin ya demin okullarda öğrenciler takılıyorlar böyle evet, serseri gibi. Hani tam Zuckerberg şey, Orange ortamı var. Tam şey ortamı böyle hani günümüz için söylüyorum. İşte abi lisede ders mi dinleyeceğiz ya motorumuzla kızları alıp bindirelim de serserilik yapalım ya havası. Hani böyle o sözde herkesin istediği havalı hayattan çıkan bir karakter var bana ya. Anarşi hayatı. Ama bilmiyorum, onun aslında aynen, temel sebebi de şurada yatıyor. Sen mesela atıyorum dersten kaçmak istersin motosikletle gidersin falan. Ama bir yandan da aklın şeyde kalır yani arkadaşım çalışıyor ve avukat olacak ve ailesini gururlandıracak. İşte tabii bu de dünyada öyle bir ihtimal de yok yani. Aynen yani, daha da şeyler böyle. Ya motor sürersin ya da başka bir motor sürülen tarafından ezilirsin. Hani böyle bir meseleye geliyor. Filmde de var o bazı yerlerde abi motor yoksa ne yapacak ya basit bir insan oluyor. Tabii gibi tabii. Bir iki yer var hani. Ya o yüzden bu dünyada o hani olay. Bu dünyayı sevdim yani galiba. Ki o kadar motor dedik ki yani şey zaten gene Neo Tokyo'nun genel durumuna gireriz. Mert'in dediği gibi Cyberpunk olayı da bayağı var da abi ben motora bir daha aşık oldum ya.
İlk izlenimde aşık olmuştum. Bir daha aşık oldum. Sonda bir daha aşık oldum. Motor çok fazla işte öğrenciler arasında, halk arasında dominasyonu bence şey yapıyor. Nasıl söylesem ki? Gücü de, dominasyonu gücü sergiliyor. Güç yani. Motorun varsa gücün hayır vardır falan. Ki bizim aslında şeyin Kaneda'nın. Kaneda'nın şeyine tekrar gireriz. Karakterine gireriz tekrar da. Onun motorunun özellikle şey olması. Bobin. Belli bir hızın altında çalışmaması direkt. Bobinlerle artması gücünün falan. Ha, Tetsuo bir noktada şeyi Kaneda'nın motorunu ilk almak istediğinde bahsediyor ya. Şey duru, durdu. Ha, motor şeyi çalıştıramıyor. Belli bir RPM'in altında çalıştıramıyorsun. Evet. Zaten. Hani Kaneda ondan hani ondan şey diyor, sen benim motoru kullanamazsın, bana özel o diye. Tam bir hız canavarı adam. Ve o ileride daha hani animelerde de yıllar sonra belli karakterlere çok kullanılan bir özellik. Tabii, çok tabii böyle şey olmaları, hız canavarı olmaları direkt. Tabii, evet, tabii. Katılıyorum. Ha, Cyberpunk atmış. Şöyle güzel deyip ben salıyorum size. Biraz halk ve insanların aldığı politik kararlara bakalım. Çünkü hı-hı, halk vergi üzerine vergi zamı gelince özgürlük devrimi çatısı altında protestolar düzenliyor. Hı-hı. Ve ordu da halkı yeteri kadar yatıştıramadığı için bu devrimi söndürmek amacıyla polisle anlaşıyor. Yani burada ordu ve polisin arasında bir işbirliği görüyoruz. Ama işin trajikomik kısmı, polisin bağlı olduğu devletle ordu arasında bir çatışma var. Yani üstüne devlet, hepsi de bölünmüş şekilde. Evet, devlet iki daha içten bölünmüşken. Tam iki bile değil aslında. Üçe doğru da gidiyor aslında. Ordunun sona doğru yaptığını sayarsanız eğer. Tabii ordu biraz evet daha öne çıkıyor sonra. Orada bir noktada üçe doğru bölünüyor bile diyebiliriz zaten. Ya çok kısaca herkes kendi içinde çatışıyor. Herkes devlet, kendine inandığı şeyi yapmaya çalışıyor. Devlet bölünmüş, devlet halkla bölünmüş. Kendi içinde çalışırken halkla da çatışıyor. Bir yandan yaptırımları var zaten. İşte insanlar da orada kendilerine bence bir mesih arıyorlar. Yani bu kadar affedersiniz ama boktan bir ortamda inanacak bir şeyin olması lazım ki nefes almaya devam edebilesin. Her tabii insanın hani yaşamaya motive edecek bir şeye ihtiyacı var işte. Mottosuna ihtiyacı var. Bir inanca ihtiyacı var. Bu inanç da aslında zamanla Akira'ya dönüşüyor. Ve ben şöyle bir şey tespit ettim. Bu şimdi dünya bu kadar yozlaşmış ya. Ve Akira aslında barış ve düzenin anahtarı rolünde gösteriliyor. Yani bu şekilde açıklanmış hatta parlamentoda. Ve Akira'nın filmin sonunda tüm dünyayı yok etmeye çalıştığını görürüz. Bu arada ben Akira'nın Akira olduğunu da düşünmüyorum. Tetsuo'nun Akira olduğunu düşünüyorum hatta. Aa, yok öyle değil ama tamam devam et. Yok resmi olarak değil ya. Verilen mesaj aracılığıyla böyle yorumladım en azından. Yoksa Akira'nın gerçekten filmin sonunda beden bulduğunu falan görüyoruz. O değil. Vücut bulduğunu görüyoruz. Tetsuo'nun işte dünyayı yıkmasıyla bu yozlaşmış düzeni, bu içine edinmiş düzeni hepten silip sıfırdan bir şey başlatmasının hikayesini izliyormuşuz gibi. Yani Tetsuo aslında Akira'nın görevini yapıyor. Barış ve düzen sağlıyormuş gibi geldi bana. Tabii. Ya bir noktada şeye varıyor zaten. Özellikle sonlara doğru o noktaya varıyor. İşte o noktada şey ayrılıyor aslında. Film ve manga tam olarak oralarda bir yerlerde ayrılıyor. Özellikle sonlara doğru. Çünkü normal şartlarda Akira'nın rolü çok daha fazla mangada. Hani ben dediğim gibi sadece farklarını biliyorum. Yani farklarını bir tık biliyorum. Çünkü şey falan varmış anladığım kadarıyla o minik bir arkta Akira ve Tetsuo'nun beraber çalışmasından bahsediyormuş. Tetsuo mangada çok daha farklıymış. Doğrudur. Yani bizim ya gördüğümüz çok daha ilginç bir Tetsuo aslında. Karakter anlamında. Hani ben şeye değinmek istiyorum. Için. Hani Emre dedi ya Tetsuo'nun o içinde oldukları dünyayı böyle sıfırdan patlatıp yeniden başlatma macerası gibi bir şey dedi. Evet. Onu ben şuraya bağlayacağım. Filmin açılışında şey diyor işte 3. Dünya Savaşı sonrası patlama oldu ve Tokyo yeniden başlıyor tarzı bir voice over geçiliyordu sanırım. Tam tersi. Akira yüzünden bir patlama oluyor. Patlamada Tokyo yok olunca ona şey olarak karşılık olarak 3. Dünya Savaşı başlatılıyor. Ha tamam işte öyle bir şeyler oluyor. Yani bu şeye bağlanıyor filmin sonunda yine. Hani günümüzde de halen gerçek dünyada üzerine çalışılan ve gerçekleşmesi mümkün bazı bilimsel çalışmaların sonuçlarını böyle Akira'da o zamandan beri ilk meyveleri atılmış ve hani mesajlar vere vere şu anki günümüz Amerika'sının da üstünde çalıştığı işte Yıldız Savaşları projesi diye böyle bir aynı filmde olan uydu aracılığıyla dünyaya ışın atma olayını adamlar yıllar önce yapmış ki Death Star'da da gördük benzerini. Şimdi oralara girmiyorum. Evet. Hani bu lazer ışınıyla dünyadaki hedefi inha etme fikri işte Akira'da Sol adı altında. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Sol evet, diye sol, geçiyor. Sol 746 mı ne? 761 mi? İşte, hani Sol'la Tetsuo'yu yok etmek için bir girişimde bulunuyorlar.
hani bu şeye dönüyor biraz. Filmin başındaki o patlama, filmin sonundaki patlamayla aslında aynı. İşte hani ilkinde devlet dersini almamış, yine bir boklar yemiş. Yine kendilerini yok ettiler aslında. Evet, ya bu da aslında şey değil midir? Affedersin Murat, bölüyorum ama. İşte insanlığın en büyük düşmanı insanlıktır diye. Tabii ki. Gibi. O başarı hani azmine yenilmeleri hala sürüyor yıllar geçse de. Bir de olaylar ilginç bir şekilde tersine dönüyor. İlkinde Akira yüzünden savaş çıkıp patlama oluyor. İlk defa hani Akira yüzünden oluyor. Bu sefer tam tersi, Akira'yı durdurmak için tüm o silahları kullanıyorlar. Tabii. Evet. Yersin örneği. Ama evet. Akira'yı durdurmak derken Tetsuo'nun da Akira olduğunu savunuyorsun sanki sen. Ya orada şimdi Tetsuo'nun olayı sonuçta Akira'yı şey yapmak. Baraveng. Evet, sen de düştün tuzağıma bu arada. Akira bir noktada ama şey olmuyor mu sonuçta insanlar için? Ne? Akira hani son, ya Tetsuo da kendi söylüyor zaten. Akira benim Akira olup olmamam değil. İnsanlar bir şeye inanmak istiyor. Ya tamamdı işte olay orada. Ona bakıldığında Akira kimse değil gibi. Akira normalde bir isimden daha büyük bir şey temsil ediyor ya. Sonsuz tabii, enerji. İşte insanlığı. Bir noktada öyle olmuş. Evet. Tabii tabii. Amip'ten tut havadaki enerjiye kadar tüm dünyanın bilincine sahip, tüm zamanın bilincine sahip büyük bir güç. Barış ve düzeni sağlayacak büyük bir güç. Yani şimdi barış ve düzen biraz perspektife bağlı. Bak şu ana kadar iki film izledik. Hani birbirinden çok bağımsız. Groundhog Day ve şey Midsommar. Bu ikisinde de perspektifin karaktere karakter açısından ne kadar önemli olduğunu gördük yani. Hani bir tanesi işte zaman bakımından ne kadar işte insanları etki edebileceği. Bu inanç mesela. Midsommar için aynısı geçer. Midsommar da biraz inanç perspektifi. Tabii tabii. Yani bizim barış ve düzen olarak gördüğümüz şey Akira ya da daha doğrusu Tetsuo'nun perspektifine göre. Çünkü Tetsuo film boyunca çok büyük değişikliklere uğruyor. Ona da bahsederiz. Tabii tabii. Güç tarafından da yozlaşıyor olabilir. Kendi kararıyla da bu aksiyonları alıyor olabilir. Fazlasıyla değişiyor ve değişimiyle beraber de barış ve düzenin insanlığın insanlığı yok etmemesi için insanlığı silmek olduğunu düşünüyor. Bilmem anlatabildim mi? Tek çaresi o gibi kalıyor. Gibi işte. Yani Tetsuo sizce, baştan deneyelim. Şunu sorayım sizlere. Tetsuo tamam. Sadece böyle aa güçlerim var delirdim hadi bakalım mı dedi. Çünkü insanlar üzerime geliyorsun bana sürekli aşı yapıyorlar. Hadi bakalım herkesin ağzına sıçacağım mı dedi. Yoksa hakikaten de belirli bir amaç uğruna mı bunları gerçekleştiriyor? Akira'nın varlığını aramadan önce. Ben onu şöyle yorumladım diyeyim. Film boyunca çocuk gibi diye tabir edilen deneyekler de var ya. Hani onlar da söylüyor. 24-25-26 aynen. Aynen. Kanidolar falan. Şey hani bu güce belli ki bir güç var. Ve belli ki bu Akira'nın gücü. Ama bir noktadan sonra bu güce karşı koyamayacaksın. Kullanamayacaksın hani. İstemesen de değişeceksine bağladıkları için hani belli bir amaca yönelik yaptığını düşünmüyorum. Ki zaten tüm bu süreci genelde baktığımızda şey de var açıkçası. Yine insan tarafına bağlayacağım ama hani bilimin iyi olduğu kadar böyle karanlık yönlerine de hayvan gibi giriliyor. Tabii. Aynen. Yani o yüzden hani en azından bilerek olmadığını düşünüyorum diyeyim. O noktada ben bir şeye girebilirim sadece. Şimdi o çocukların ismini unuttuğumuz için çocukların ismine baktım hemen. Onlar bu arada Espers olarak geçiyormuş. Bu şey gibi bir şey işte. Garip çocuklar işte. Minority Report'ta 3 tane şey vardı ya böyle hatırlar mısınız bilmiyorum. Üçünü böyle kahin diye koymuşlardı. Güçleri olanları. Pek hatırlamıyorum. Ya bunlar konsept olarak onun gibi bir şey aslında. Hani sonradan bakarız zaten bakınca daha yani böyle Mesih'i çağırıcılar gibi bir şey mi? İşte tam orada Kiyoko ve Takichi'nin şeylerine gireceğim. Elçi. Güçleri var abi. Küçükler, çocukları zaten direkt küçüklükten almışlar güçleri. Abi tabii. Bak ortakta Kiyoko şey diyor. Kiyoko bu şey olan. Kafesin içinde olan. Cam falan. Tamam. Kız olan bir kız çocuk var bir erkek doğru, çocuk. Doğru. İki. Neyse tamam. O şey diyor ya zaten. Senin o gücü küçük şey büyüklerin almaması gerekiyor o gücü. Tabii tabii. Diye bahsediyor. O, oradan, size göre değil onlar. Orada direkt aslında şey hani. Harbiden büyük, hani yetişkin birinin almamasından bahsediyor orada. Niye? Senin kafan karanlık çünkü sen her yere yorabilirsin o gücü, her şeyi yapabilirsin o güçle. Çocuk ama daha masum ya. Ki yani halüsinasyonlarıyla da görüyoruz aslında onu. Evet yani ya. Şeyin Tetsuo'nun halüsinasyonları bayağı şey yani çok sürreal abi. Belirli bir noktadan sonra oyuncak ayı yani küçükken babası oyuncak ayıyla çok mı dövdü? Çok güzeldi o sahneler ya. Yani, travmaları ortaya çıkıp tabii büyüyor tabii. Böyle. O kadar şey ki hani belirli bir noktadan sonra o kadar değişiyor ki. Ki şey diyorsunuz uyuyorsan. Devletin de aynen. Temel amacı aslında Tetsuo'yu da o işte iki tane küçük erkek küçük çocuk erkek bir tane çocuk kızın arasına dahil etmek değil. Tetsuo'nun aynı güçleri edinmesinden sonra üzerinde deneyler yaparak
bu diğer denekler üzerine bir rapor oluşturmak. Yani Tetsuo sadece deneklerin deneyi yani. Tabii. Bu küçük çocukların daha iyi güçlerini kontrol edebilmesi için Tetsuo üzerinde test yapıyorlar. Yani Tetsuo sadece burada bir kibrit parçası gibi bir şey yani. Kader kurbanı. Aynen öyle. En kötü şeyi bulabildikleri, en dengesiz, en kötü deneyi aldılar yani alabilecekleri. Ben şeyde falan çok etkilendim ya. Sonlarda gördük bunu ama bu Kyoko ve diğer ikisinin de böyle normal insanmış gibi halleri gözüktü ya böyle kısa bir şekilde. Evet. Ben orada bir ikileme de düştüm hani. O an hani şey mi oldu? Bütün o dünya yok olurken yeni dünyayı mı görüyoruz? Hani bunlar harbiden böyle bir hayata mı sahip oldu? Yoksa bunlar bir görü mü, bir hayal mi falan, ikilemi çok güzel yaşattı. Bence zamanında öyleydi. Stranger Things ayarında düşün. Bayağı çocuklar alıyorlar. Evet, o da olabilir, o da olabilir. Hani bir çünkü... noktada harbiden normallermiş. Değil veya mi? Olacaklar. Bilmiyorum, garip. Ya güçten önce normallerdir belki. Tam olarak şey değil. Aslında bir ara Akira'nın da böyle çocuk formunda geldiğinde yanlarına mesela ben bir şey yaptım. Hani lan acaba bunlar da mı bir ara normal insan? Çünkü şeyde de tabii de böyle şüpheye düşürüyorlar seni. Konuşmalar yaparken işte Kyoko ve diğerleri, hı hı. İşte Kaori'nin böyle silüetine bürünmesi, onunla beraber hareket etmeye falan başlaması, o ikisinin böyle bir karakter olmuş gibi gösteriyorlar böyle. Yani nasıl bir otoritesi var garipler, yoksa onlar böyle yeni bedenlerini mi arıyorlar, bir arayış içindeler mi? Bir garip bir yapı var orada sanki ya. Ya mesela bak çocukların şeyi de film boyunca hafif senin söylediğin konudan kopacağım ama sonrasında oraya da bağlarız. Çocukların mesela film içerisinde Tetsuo'ya yanaşması da bence çok güzel bir nüanstı. Çünkü bunlar sonuç olarak her ne kadar çok büyük bir şey için çalışsalar da hani varoluş amaçları bu olsa da bir yandan da çocuklar yani oyun oynamak istiyorlar, başkalarıyla konuşmak istiyorlar, meraklılar yani. O şeyleri ben en azından o şekilde yordum. Tetsuo'nun da işte hem bir anda her şey üzerine geliyor, millet bunu bayıltıyor, test yapıyor falan. Burada delirip de millete saldırmış olabilir. Bu bir gerçek. Bir yandan da bak fark ettiysen abi kardeş baskısı da üzerinde hissediliyor. Yani Kaneda hep alfa olduğu için, domine olduğu için şey oluyor ya, dominant olduğu için bu hep böyle beta olarak kalıyor falan. Yani yine sevgilisi var, şeyi var falan, motosikleti var da yalan yani. Yani biraz güme gidiyor o falan. Beni bastırdın, hep işte benim önüme geçtin falan. Bir yandan da güçleriyle aslında dominasyonu da sergilemek istiyor olabilir. O üste çıkma azmini görüyoruz aslında. Ki çok zeki bir karakter de değil bu. Hani, aynen. Bir tık hani, gücünün farkına varmaya başladıkça o ezilmişlik ruhunun da kat kat üstüne çıkmak isteyen bir Tetsuo var. İşte güç beta delisi denebilir bence. Ya işte abi devletin, ya bu filmdeki devleti ya ben anlayamadım ya da benim anlayamamam için, yani izleyicinin tam olarak anlayamaması için tasarlamışlar. Çünkü devlet sürekli kendi kendine düşüyor yani. Kendi kendini yok ediyor falan. Tabii. Bak devlet, şöyle bir olay var. Çok olmuş. Devlet abi, parlamento özellikle sahnesine baktığında politikacılar ve ordunun zaten böyle çok net bir şekilde, net bir çizgiyle, görülebilir bir çizgiyle iki ayrıldığını zaten görüyoruz. Mesele o değil. Mesele şu. Devletteki politikacıların ve kapitalistlerin de aslında finanse edeceği projelerin de ne kadar ayrıldığını görebiliyorsun. Bir tanesi diyor ki Akira bizi kurtaracak diyor. Bir tanesi de diyor ki aslında bakarsanız her ne kadar resmi olmasa da raporlarda görülmese de Akira 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının sebebidir diyor. Bir başkası diyor ki ya abi refah programını finanse edelim. Birisi diyor ki dünya yenileme hareketini finanse edelim. Birisi diyor ki orduya destek çıkalım. Yani doğalgaz faturaları ne olacak? Mesela onun için herkes diyor ki vergi toplayalım abi, para bize gelmiyor mu? Sonra diyorlar ki arkadaşlar biz kapitalizmi savunuyoruz diyorlar. Ama siz sosyalist bir yaklaşımla yaklaşıyorsunuz. Sonrasında bakıyorsun şey diyorlar. Bak yine burada tekrarlayacağım. Servis piyasa ekonomisini oluşturmak istiyorlar. Ama kapitalistler. Hani kapitalizm zaten onu destekliyor ama sosyalistler aslında. Yani çok böyle, dert abi. Tabii. Her fikir var işin içinde. Ekonomik krize çökünce, ekonomik kriz devletin üzerinde artık kol gezmeye başlayınca nasıl ordunun bu duruma olan yaklaşımı, ordunun mesela ben böyle bir şeye kafa yormam. Ben ya bir şey yaparım ya da yapmam diyor ya orada general. Hani ordunun tamamen aksiyon açısından bakması. İşte Akira'ya ben ne inanırım, ne düşünürüm falan. Ya Akira'yı öldüreceğim ya öldürmeyeceğim. Bana bir şey söyleyin. Benim parlamento bir şey yapmak, düşünmek değil. Ya durun ya, halktan vergi toplayak. Durun ya, sosyo-kültürel bir şey yapın falan. Çok dağılıyor orası bence. Ki zaten o dağılmanın ilk sebebi de baştaki o hani milat diye tabir edilen olay. O olaydan sonra bu işte Neo Tokyo'nun oluşumuyla beraber klasik alt kesim üst kesim olaylarıyla halk bir bölünüyor.
Tabii. Devlet o kadar hasar almışken her ağızdan bir fikir çıkıyor, onlar ayrı bir dağılıyor. Onlar filmin sonunda kavga bile ediyorlar abi. Yüksek icra yani, kuruluşuyla ordu birbirine ateş etmeye falan başlıyor. Hani tam yani. Olarak nasıl bir bölünme yaşanır? İşte böyle, yes. Hani ya bölünme dediğim böyle, şimdi örnek vermeyelim ama gerçek hayata benziyor fazlasıyla. Devlet hepten mefta olmuş yani, ben öyle söyleyeyim sana. Hani, devlete elden gidiyor. Devlet muz devlet cumhuriyeti diyecek, olmuş yani. Devlet diyecek, devlet yok ortada artık. Tabii tabii. Yani... Ama bu böyle gerçekten şeydi. Hani bu tarz yapımlarda böyle politikaların, devletlerin bu denli önem kapsamasını ben çok severim. Onu da burada tabii, böyle tabii. Ayrıca değineyim yani. O politikayı bir tık görebilmek falan çok önemli. Ben politikayı görmeyi severim o tarz şeylerde. Hani bunu belki ileride konuşuruz ama Shin Godzilla'da da bu çok ön plan çıkar. O da güzeldir. Ya evet ederim. Böyle işte apokaliptik olaylar sonucu devletin aldığı aksiyonlar ve devletin içerisinde ya bölünmesi ya yozlaşması ya da bir araya gelip daha güçlü bir şekilde yanıt vermesi ne kadar önemli olduğu ve bunun etkileri de aslında görülüyor yani. Bu tabii devlet tabii. Fazlasıyla yıkılmış. Zaten 3. Dünya Savaşı'ndan çok etkilenmiş. Zaten dünya çok hani çok tırt bir yerde açılıyor. Böyle okullar çok leş, yerlerde çöpler var, kimse birbirini takmıyor. Millet birbirini sokaklarda öldürüyor, polis yarım saat sonra geliyor, ordu artık polisin görevini üstleniyor falan. Hani çok büyük bir sıkıntı var ortada. Ki hani o bölünmelerin son aşaması olarak diyebileceğimiz de Tetsuo artık böyle Akira gibi bölünmesi rolündeyken halkın bir bölümü de Akira geldi tabii canım, tarzında direkt. Böyle dinsel bir açıdan yaklaşmaya başlıyor. Hemen ardından çok yakın kısa süreler içerisinde o köprüsü yıkılıyor, onlar da gidiyor falan ya böyle. Hani İnanan inandığına bile karşı böyle karşıt bir şeyler hissediyor, yaşıyor. Çok tezat durumlar içerisinde ya o dünya. O tezatlığı da aslında bak şöyle dolduruyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Başlangıçta Akira normal masum insanları öldürüyor, gidiyor barmeni falan yok ediyor. Barmenden madde istiyor. Tetsuo barmen... kardeşim Akira değil o. Ya Tetsuo işte. Tetsuo veya Akira. Akira olarak Akira ben şu anda. Mesihli Tetsuo. Akira Mesih rolünde oynuyor abi şu an. Akira'yı zaten filmin sonunda falan görüyoruz. Ben ondan da biraz şikayetçiyim ama. Neyse. Tetsuo bak gidiyor işte kendi doktorunu öldürüyor. Doktoru tabii ki hani melek değil ama sonuç olarak hani hıyar da değil. Hıyar olsa bile bu şekilde ölmeyi bence hak etmiyor falan. En sonunda devlet Akira'yı öldürmek için masum insanların ölümünün riski göz önünde bulundurulsa dahi tüm her yere böyle ışın atıyorlar böyle. Yukarıdan menzile böyle yok ediyorlar falan. Tetsuo insanları kurtarıyor. Yani birden roller değişiyor. Birden evet. Akira oluyor. Yani Akira olarak düşünülen karakter hakikaten Akira oluyor. Her ne kadar masum insanları kurtarmak asıl amacı olmasa da ona evriliyor orada, yani. Orada minik bir sıkıntı var bu arada o şey muhabbeti. Hani en son şey diyorsunuz değil mi? Uzay lazeri parçalamadan önce biraz uzay lazeri yani. Geliyor tüm insanlar ölmeye başlıyor ya masum işte, insanlar, vatandaşlar yani. Tetsuo onları şeyden kurtarıyor. Değil mi? Tetsuo'nun uzaya çıkmasından sonraki sahneyi diyorsunuz değil mi direkt? Tabii solu parçalayarak insanları kurtarıyor. Ha işte. Orada şey olmuyor. Benim anlayabildiğim şu yani sol parçalanmadan önce şey olduğu için hani Tetsuo zaten vurduğu için lazer boz şey sistemi bozuluyor. Çünkü diğer tarafta konsol yanıyor. Konsol yanıyor şeyde. Kontrol merkezinde konsol yanıyor. O da bak doğru. Devlet yani, kendisi o da mantıklıymış bak. Devlet onu Tetsuo kendisi... ne push derifsin be. Hani roller devlet... değişmiyormuş. Hani bilmiyorum orada şey... ben onu görünce şey dedim çünkü. Hani ilkinde bir an ben dedim lan Tetsuo kurtarıyor mu? Yani burada şey yapınca tabii bu video için tekrar izleyince arada lan döndüm orada bayağı konsol yanıyor oradan orada devletin sıkma şansı yok ki. Ben orada işte biraz şey esintisi aldım. Batman ve Superman'de Superman'e abi nükleer atalım mı? Atın abi falan diye çıkarken. Evet. Öyle bir... düşünce çok bir şey oluyor. Bir insan da kafayı oraya arıyor. Ki daha taze izledik. Invincible'da bile yukarıdan dümdüz böyle ışın göndermeli falan var yani. Bayağı böyle saatle yönlendirmeli. Tabii, yok tabii. Ya neydi? Rick and Morty'deki başkan da, president de hatırlıyorsanız böyle saatiyle tabii. Işın falan gezdiriyor da. Tabii şeyinki saatten değil sanki. Invincible'daki saatten miydi? Yok. Şeyden neyse. Bahsediyorum ya. Rick and Morty'den bahsediyorum. Ha, tamam, hepsinde tamam. Farklı bir varyasyon görüyor. Peki size şunu söyleyeceğim. Bu filmin IMDb'deki Letterboxd'deki sinopsisini okuduğunuzda filmin kahramanı Kanada olarak gösteriliyor. Ha tamam. Peki filmin kahramanı sizce Kanada mı yoksa Tetsuo mu? Çünkü ben bu kadar az gösterilen kahraman görmedim daha önce. Bence Tetsuo. Abi yani. Buradaki kahraman çok jenerik bir kahraman. Ha şeyi bir noktaya kadar anlayabilirim. Kahraman ama... Akira. Akira'yı zaten geç. Bak şeyi anlayabilirim. Film için Tetsuo hani eğer Kanada'ya kahraman diyecekse kahraman iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeterince gözüken biri değil. Hani bayağı jenerik bir şey kahramanı. Abi Kanada biraz şey ya. Çok dokunulmaz. Söylemedin cevabı net vermedin. Net cevabı var. Ha ben Tetsuo olduğunu düşünüyorum.
Heh, tamam. Ben de Tesla olduğunu düşünüyorum. Bundan çıkalım da. Dediğim gibi yine manga muhabbetine gireceğiz. Dediğim gibi mangayı okumadım. Okumayı çok isterim ama 2000 sayfalık bir manga düşün ki 2000 de bayağı kallavi bir 2000'den sayı. Çok. Manga için bile kallavi bir sayı. Ha, seridir o zaman. Tek manga değildir. Tabii ki. Şey değil canım, bayağı yıllar boyu devam ediyor. Tabii. Aynen. Şeyden sonra bitiyor zaten. Hani normal Akira'dan sonra Akira'nın anime filmi sonra bitiyor. Şöyle güzel bir trivia vereyim mi size? Ver abi. Hadi bakalım ver. Taika Waititi'nin her ne kadar şeyi kapanmasa da, kontratı bitmese de, Thor Ragnarok'tan sonra Akira projesine başlıyor. Live action Akira. Çünkü şu ana kadar herhangi bir karakterin 4. filminin çekilmesi söz konusu olmadı. Iron Man, Captain America çok gördük. Sonra Thor 4 Love and Thunder geliyor. Leonardo DiCaprio'nun yapımcılığını yaptığı, Taika Waititi'nin de yönetmenliğini yapacağı Akira projesi rafa kaldırılıyor. Wow. Ve Thor Love and Thunder yönetiliyor. Böyle de bir trivia vereyim sizlere. Orijinal Akira şeyinden de bir TV dizisi projesi var bu arada. Hatta millet bu projeye o kadar uzak ki, hani isme bu kadar uzak ki, Akira şeye. Akira mı? Alita yeni çıktı ya. Alita'nın yeni devam filmi mi geliyor? falan diye. O kadar mı ya? Tabii. Hayda. Kim bak şöyle de söyleyeyim. Kült yanının burada izleyenlere teşekkürler şu noktaya kadar özellikle. Kült yanının zaten Marvel yanı ve düzenli haftalık yaptığımız canlı yayınlarındaki teori yanına kıyasla daha az izleneceğini zaten biz kestirebiliyoruz. Buna rağmen kült yanı programları arasından Akira bölümünün de çok daha az izleneceğini düşünüyorum. Hani çünkü alt bir kültürün kültürün daha alt bir kültürüne şu anda hani sesleniyoruz. Bu kültür de kültü hani böyle. Hani bu tüm animecilere de aslında hitap etmiyor baktığında. Tabii ki. Yani daha böyle alt bir şey var, daha hani, politik. Animeciler bakacak buna abi, şey diyecek. Ha bir dakika, uzay lazeri mi? Ha Evangelion ya. Her şey mi var? Robot mu yapıyor? Onu başka bir yere, onu dur başka oğlum, bir yere. O filmin sonu. Filmin sonunu gören bu arada yani tebrik etmek lazım. Filmin sonunu bence görmeden kapatanlar da olabilir. Her neyse. Ya ben bir Kate'e olan bir Kay karakterine, Kanada'nın hoşlandığı kızdan bir şikayetçiyim. Çünkü kızın film boyunca hiç anahtar rolü yok. Şöyle bir anahtar rol oynuyorlar. Kay en son Tetsuo'ya saldırıyor. Ama Kay saldırmıyor. Kay'i yöneten kişi o küçük kızlardan bir tanesi. Hani küçük kız saldıracağına Kay'i yönetiyor. Onun için Kay'i böyle oluşturmak için çok anlamsız bir 10 dakika harcanıyor falan. Yani boş bir piyon yönetmek için. Kay karakterinin yansıtılma şeklinden falan hiç hoşlanmadım yani. Bu şekilde şu konuyu da ekleyin, İşte. Ufaktan toparlayalım isterseniz. Yine okay, şey oldu biraz. Bu arada buna girmeden önce isterseniz benim filmle ilgili minik bir şeyim var. Tamam sen onlara ver. Filmle ilgili, sonra gireyim. Filmle ilgili şikayetleyebileceğim benim tek şey, sorunum. Okay. Abi isimler. Niye ya? Yakın diye mi? Kanada. Kaeda, Kanada. İsimler o kadar fazla benziyor. Ve ben Japon değilim. Dili de öyle ama adam akıllı bilmiyorum. Ama bunlar çok kolay şey yapmamışlar. Ha öyle bir şey. Kardeşim niye bakıyorsun? Ulan Türk izliyorsa bir tane de Sergen ekleyelim şu köşeye ya. Hayır bak şey değil. Hayır bak beni biliyorsunuz, ben anime izleyen bir insanım. Tabii. Ne isimler gördüm hani böyle şey isimler. Ona rağmen var. Yakın diyorsun yani. Ha ya bu isim abi, isime baksana direkt bir harfi ekle çıkar veya bir harfi sadece çıkar, bir harfi değiştir. Ya, isimler birbirine fazla benziyor. Anladım. Hani yoksa ben şey falan dındım oğlum. Bir animede 3 tane Konoichi'nin olduğunu biliyorum. Konoichi diye diyeceksin diye şimdi. Öyle garip garip isimler. Neyse şu muhabbete de girelim. Mert tamam. Bu konuda biraz fikirli. Abi ben şimdi başta da dediğim gibi anime kültürüm çok yok. O yüzden yine baştan söyleyeyim. Söz meclisten dışarı. Şimdi ben izlerken aklım birçok kez Star Wars'a kaydı. Evet. Nerede kaydığını biraz paralellikleri çok kısa böyle bahsetmek istiyorum. Tabii şimdi, buyur. Yani Tetsuo'nun yaşadıklarını ve Akira gücü diyebileceğim o inanç gücünü Star Wars'taki Force ve Anakin'in kaderine çok bağdaştırdım. Biraz bir nevi seçilmiş kişi olayıyla da çok bağlaşıyor. Bir noktada artık yuh dediğim bir yerde yani Tetsuo'nun kolu bile robotik şey kol oluyor. Benim şeyi izledin. Harry Potter'dan önce çıkan Harry Potter. Ya abi izledim. Öyle değildir o. Öyle değildir. Öyle mi değil mi? Sence? Bu ya değil abi ya. Okey. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir dakika. Değildir bir dakika. Abi. Bir dakika. Bu arada bir de küçük şeyi de ekleyeyim. Hani o dedik ama yine yukarıdan ışın olayı falan da Death Star direkt. Bir de o Akira'nın o Mesih'i çağıran elçiler dediğimiz o küçük çocuklar da hani Force Ghost'lar gibi. Hani bir de böyle bir gözle izleyen olursa bundan sonra bir dikkat etsin. Çok farklı gelecek film. Abi şöyle bir şey var. Bu çok arada ben tamamen yani. IMDb trivia'nın yalancısıyım. Bu bilginin üzerine çok güzel oturur. Eyvah.
Streamline Pictures, hani bu filmin Amerikan dağıtıcısı dedik ya zamanında, Batı'ya getiriyor diye. Aha. Batı'ya onların getirmesinin sebebi şu abi. Zamanında George Lucas ve Steven Spielberg bu filme Amerika'da marketing yapamazsınız. Bu filmi kimse izlemez diye abi. George'un bunu dedikten sonra filmi izleyip ulan dur ben bunun üzerine film yapayım demesi peki yok mu? Ya bu film çıktıktan önce zaten Star tabii, Wars tabii. filmleri geliyor. Ha şey için ama ileride Force Ghost'lar 99'da ya. Ha evet. Okay. Şey işte Force, Anakin, Cole gitme falan. Ya zaten abi ya. Bak çok böyle şey filmlerden tut, niş filmlerden tut, jenerik anime filmlerine kadar Hollywood'un özellikle 60'lardan sonra esinlendiği, Ghibli filmlerinden ve anime filmlerinden esinlendiği zaten bariz ortada. Tabii tabii. Ya günümüzde bile birebir karelerine kadar çektikleri Inception, oluyor. Inception, Paprika, Requiem evet. for Dream, Perfect Blue. Perfect Blue aynen. Spirited Away, şey... Neyse yani anladınız. Var an... bayağı örnek var. Bir örnek var. Ha, ben zaten şey demiyorum. İşte Akira Star Wars birbirinden çalmış çakallar falan demiyorum. Anime kültürü az olan biri için böyle bir benzerlik gördüm. Bunu da aktarmak istedim. Linç yemeyim. Yemeyim. Ben de şöyle ben bir benzerlik ben söyleyeyim. Ben animeciyim sana izin veriyorum abi. Sen de hani şu noktaya kadar... Durun ya. Şu noktaya kadar halini izliyorsanız belirtmekte fayda var artık. Yani spoilerlı dehşet konuşuyoruz. Filmin sonunda da Tetsuo büyük bir şeye dönüşüyor arkadaşlar. Büyük bir bebek aslında. Büyük bir bebeğe dönüşüyor. Büyük bir bebeğe dönüşüyor. Her neyse. Dönüşmeden öncesinde bir kolunun böyle oturduğu tahtvari bir sandalyeye mekanik bir şekilde, teknolojik bir şekilde bağlandığını görüyoruz. Bu benzerlik başta olmak üzere Tetsuo'nun da film boyunca aslında birazcık Lucy'ye benzerlik gösterdiğini düşünüyorum. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu 2014 falan olabilir yanlış bilmiyorsam. Lucy filmi. Çünkü hikaye devam ettikçe Tetsuo da kendi güçlerini keşfediyor. Aynısı Lucy filmi için de geçerli. Çok filmin sonunda Tetsuo evrenin ve zamanın bir parçası oluyor. Scarlett da tekrardan aynısı geçerli. Lucy yani. Lucy için de aynısı geçerli. Bu şekilde eklemek istediğiniz bir şey yoksa ufaktan kaçalım. Valla her konuştuğumuz filmde de Scarlett Johansson olmaya başladı. Abi. olsun abi Scarlett iyidir. Tetsuo Demir Kol dedin. Ben de buradan minik bir trivia vereyim. Evet. Abi Tetsuo'nun Japonca'da iki anlamı varmış. Biri Iron Husband ama o bizim şeyimiz değil o kadar. Diğeri de Iron Man direkt. O Demir i̇şte. Kol şey yapınca aklıma geldi. Ki buradan da ben de şunu ekleyeyim. Bu film, bu Akira'yı Amerika pazarına getiren filme Marvel. Yersiniz. Iron Man Marvel. Evet arkadaşlar siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi şimdi bir değişiklik yapalım. Hatta bunu da düzenli bir şekilde ekleyelim unutmazsanız. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları eklemeyi unutmayın. Orada bir sürü lisan ettim affola. Ve geneliyle 3. perde hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben onu da merak ediyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın efendim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ufaktan kaçıyoruz. Hoşçakalın. Haftaya pazar günü kültür yanında görüşmek üzere arkadaşlar. Veya çöp yanı belli olmuyor. Kafamıza yığınlarda görüşmek üzere. Yığınlarda görüşmek üzere. Bye bye. Peace.